subay eşleri Atina'dan veya Yunanistan'ın çeşitli yerlerinden Ankara tiftiği ısmarlıyorlardı. Ankara kedisi ısmarlıyorlardı. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Kral Anadolu'daydı. Buraya gelecekti. İki prens buradaydı. Veliaht ve aynı zamanda kralın kardeşi Andrea. Hep beraber Ankara'ya monark olarak yürüyeceklerdi, gövde gösterisi yapacaklardı. Olmadı. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Yunan ordusu 122.500 kişiyle yüklendi buraya. Buradaki tepelerde çok kanlı vuruşmalar oldu. Tepeler defalarca el değiştirdi. Ama sonunda eridiklerini gördüler. Geri çekildiler. Böylesine bir özet yaptıktan sonra konuklara geçelim. Konuklarımız Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Belediye Başkanı, kendisi aynı zamanda bir tarihçi ve Kadim Koç, buradaki Anıtlar Merkezi'nin koordinatörü. Yıllardır kendisini buraya vakfetmiş bir isim. Emekli olduktan sonra bütün mesaisini Sakarya Savaşı'na verdi. Adım adım, cephe cephe bütün her şeyi de biliyor. Sayın Başkan, biraz ikmalden söz atacağım. Şöyle bir anekdot var. Türk ordusunun tamam malzeme olarak ikmali zayıftı ama yiyecek gıda olarak fena değildi. Analar, bacılar, nineler erzak getirirlerdi. Yemek getirirlerdi kağnılarla buradaki Türk neferlerine, Mehmetçiye, subaylara. Ve bir anekdot, bir nine ziyafet getirdim yavrularıma diye seslenir. Oradaki subaylardan biri ne var nine yemekler? Kavun, buranın kavunu zaten meşhurdur. Tulum peyniri, ekmek. Başka ne var der? Nene de seslenir. Daha ne olsun lan? Yüreklerinin yağı erir. Hakikaten daha ne olsun? Öyle anekdotlar var. O yüzden ikmal meselesinde biraz önce öğrendim. Bir küçücük torbayla geldiniz başkanım. Biraz anlatır mısınız bize? Tabii Sakarya aslında milletin savaşı dedik az önce. Millet bütün varını yoğunu orduya vermek durumunda. Veriyordu zaten. Fakat savaş uzadıkça mühimmatta sorun olduğu gibi yiyecekte sıkıntı çekmeye başlıyoruz. Hatta bir gün Mustafa Kemal Atatürk bir yemek geliyor Atatürk'e. Açıp bakıyorlar, cılız bir tavuk son günler. Dönüyor soruyor yanındakilere. Diyor ki bugün erlere ne verebildik arkadaşlar diye soruyor. Onlar da biraz mahcup bir şekilde. İşte efendim buğday kavurgası verebildik bugün ancak diye diyorlar. Ondan sonra da Atatürk ve yanındakiler o tavuğa ellerini de sürmeden çekip gidiyorlar. Hatta o gün komuta heyeti aç yatıyor. İşte bu kavurga aslında bu savaşın hangi şartlarda, tabii hangi şartlarda kazanıldığının bir göstergesidir. Hatta Sakarya'nın doğusuna çekilirken de Mehmetçik yorgun, bitap, tarlalardan değil mi? Tabii, buğday başaklarından. Buğday başakları topluyor. İşte şu elimizdeki kavurga bu savaşın hangi şartlarda nasıl kazanıldığını bence en iyi anlatan bir örnek. Evet. Siz ne dersiniz ikmal konusunda ve Anadolu'nun fedakarlığı konusunda Kadim Bey? Evet. Baktığımız zaman bu savaşa Türk insanı yoktan var etmiş bu savaşı. Bu savaş için şu söylenebilir. Kanının kamyonla savaşıdır savaş. Baktığımız zaman elimizde hiçbir kamyon yok o zaman. Türk ordusunda kamyon. Ama Yunanlara baktığımız zaman 280 tane kamyonla ordusunu ikmal etmeye çalışıyor. Onun için bu savaşta kanının önemini ve demir yollarının önemini Türk subayı kavramış durumda. Kaan'ı aynı zamanda da gittiği zaman öyle bir özelliğe sahip ki gittiği yerde öküzü kesilerek yenilebiliyor. Aynı zamanda ahşap bölümü de yakacak olarak da kullanılabiliyor. Yani bu savaş için Kaan'ıyla kamyonun savaşı diyebiliriz. Hatta bir ara Akhisar'dan mı buraya bir birliğin nakledilmesi gerekiyor trenle. Odun yok yakacak. Bakıyorlar. Vagonları yaka yaka geliyorlar. Evet. Tabii burada şeyi anmadan geçemeyiz.
ikmal konusunda özellikle kadınlarımızı, kızlarımızı. Burada baktığımız zaman Ankara'da oluşturulan 31 hayvandan oluşturulan su ikmal timleri vardı. Rafet Bey onun telgrafını çekerken o kadar sevinçli çekiyor ki. Ben diyor 31 tane ikmal hayvanımızı ve yaptığımız düzenekleri gönderdik. Hemen bu Anadolu bozkırında askerlerimize su taşımak için kızlarımız. Sayın Başkan, bugün törenler var. Öğleden sonra başlayacak. Biraz o konuda bilgi verelim ve gelebilenleri buraya davet edelim. Evet. Yani. Tabii 13 Eylül günü Sakarya Meydan Muharebesi'nin kırılma anı. Evet. Doğatepe'nin bizim elimize geçtiği gün. Doğatepe bulunduğumuz yerde kuzeye daha çok batıya doğru. Öyle mi? Kuzey batıya doğru düşüyor. Sembolik bir önemi var tepenin. Çok defa el değiştiriyor. Evet. Yani biz orada mürettep derleme kolordu. Binlerce var. Birkaç defa alıp birkaç defa tepeyi kaybediyoruz ama en son artık düşmanı tepeden aşağı indirip Türk askerinin süngüsü batıyı göstermeye başlıyor. Artık bizim taarruzumuz başlıyor. Tabi burada çok sayıda şehit veriyoruz. Özellikle anmadan geçemeyeceğim Ordu'dan. Ordulu Mehmetçikler çok sayıda şehit veriyor burada. Kendileri de her yıl Polatlı'ya gelip dedelerinin mezarlarını ziyaret ediyorlar. Onların yaptığı kahramanlıkları görüyorlar. İşte Giresunlar gibi. Tabi aslında bizim önünde bulunduğumuz bu heykel savaşı çok daha iyi sembolize ediyor. Gerçekten. Türk insanının, Türk kadınının ve Türk çocukların bile bu savaşta görev aldığı. Evet, yaşlı başlı askerler, neferler buraya devşirildi. Hatta işte bilirsiniz Çanakkale'de İstanbul Tıbbiye mezun vermemişti. Evet, Sakarya'da da Kayseri Lisesi mezun vermemiş. O yıl Kayseri Lisesi'nin bütün öğrencileri, lise son sınıf öğrencileri cepheye savaşa gelirler. Burada maalesef 62 tanesi şehit olur. Ve o yıl Kayseri Lisesi mezun veremez. Bunun gibi Anadolu'nun dört bir tarafından insanlar canhıraş bir şekilde vatan savunması için buraya gelmişler. Ve büyük destanı bize armağan etmişler. Pekala. Efendim biraz önce, bir süre önce diyeyim. Milli Parklar Genel Müdürü de anlattı. Burada etrafımızdaki hemen hemen her yükseltide yüzlerce binlerce şehit verildi. Toplam şehit sayısı 10 bin deniyor. Ve bu şehitler yeniden yerleri tespit ediliyor. Cephelerin, mevzilerin önünde veya arkasında şehit mezarları var. Bunlar yavaş yavaş saptanıyor. Elbette dağda, bayırda jeoradar denilen sistemle tespitler yapmak zor bir iş, ağır bir iş. Ama biliyor musunuz asıl ağır olanı şehitlerin üzerine basmamaya çalışıyorlar. Gerçekten çok çok önemli burada canlarını feda eden neferlerimizin bulunması. Evet, ağır yük demiştim. Buradan Malıköy'den, istasyondan giden tren, Ankara'ya giden trenin de çok ağır bir yükü vardı. Şehitlerin bir kısmı da Ankara'ya taşınıyordu. Ağır yaralılar da Ankara'ya taşınıyordu. Hafif yaralılar, onlar önce cepheden Polatlı'ya yürüyor. Daha sonra oradan Ankara'ya yürüyorlardı. Böylesine bir ortamdı. Ankara öylesine bir koşuldaydı ki hastanelerde yer yoktu. Hastane demek gerekirse. Sonunda karar verildi. Muhafazakar Ankara halkına evinize bu neferleri, yaralı neferleri alır mısınız dendi. Muhafazakar Ankara kapılarını sonuna kadar bu neferleri açtı. Onlara baktı. Malıköy istasyonu gerçekten önemli. O ağır yükün oradan taşınması. Arkadaşlarımız Özden Erkuş ve Yasin Güngör Malıköy'deki anıları deşti. Sakarya Zaferi'nin ön saflardaki kahramanları elbette bu toprakları kanlarıyla sulayan Mehmetçik ve subaylardı. Ama Sakarya topyekun bir mücadeleydi. Cephede savaşan askerin suya, yemeğe, mühimmata, silaha ve sağlık desteğine ihtiyacı vardı. Ve o hayati ihtiyaçlar buradan bu küçük tren istasyonu Malıköy'den giderildi.
Anadolu'dan Ankara'ya ulaşan lojistik malzemelerin cepheye gönderilmesinde demiryolu en etkili yoldu. Ordunun ihtiyacı olan her şey Ankara'dan Malıköy ve Polatlı'ya yollanıyordu. Her gün şehit olanların ve yaralananların yerine geçenler, yüzlerce ton yiyecek, cephane, cepheye böyle ulaştırıldı. Ama o tren Ankara'ya dönüşünde çok daha ağır yükler taşıdı. Cephede düşen askerleri, ateş altındaki şehitlerin bir bölümünü ve yaralı kahramanları. Malıköy aynı zamanda Sahra Hastanesi'ydi. Hafif yaralı askerler kilometrelerce yolu 3-4 gün boyunca yürüyerek Malıköy'e ulaşıyor, ardından da ilk müdahaleleri burada yapılıyordu. Doktor, hemşire, genç yaşlı gönüllü pek çok insan, akın akın cepheden Ankara'ya gönderilen yaralı askerlerin acılarını dindirmek için geceli gündüzlü çalışıyordu. Malıköy tren istasyonu tek kat demir yoluyla Sakarya Savaşı'nda askerlere can suyu veren bir lojistik merkeziydi. Ama pek bilinmeyen bir başka özelliği daha vardı. Malıköy tren istasyonu Sakarya Savaşı'nda aynı zamanda bir hava üssü olarak kullanıldı. Birkaç uçaktan oluşan bir tayyare bölüğü buraya konuşlandırıldı. Yani Sakarya Savaşı'nda sadece karada değil, havada da bir kahramanlık destanı yazıldı. Tayyare bölüğü Yüzbaşı Fazıl Bey komutasındaydı. 120 kilometreyi bulan cephe hattındaki düşman hareketliliği keşif uçuşlarıyla tespit edildi ve Alagöz karargahındaki başkomutan Mustafa Kemal'e ulaştırıldı. İki uçak ön plandaydı. İzmir isimli avcı uçağıyla Yunan Hava Kuvvetleri'nden zorunlu iniş yaptırılarak ganimet olarak alınan ve İsmet adı verilen keşif uçağı. Sakarya Savaşı'nda Türk pilotları toplam 40 sorti yaptı. O pilotlardan biri ise daha sonra Hürkuş soyadını alacak olan Türk havacılığının en önemli isimlerinden Vecihi Bey'di. Bölüğün toplam uçuşlarının yarısını gerçekleştiren Vecihi Bey, birlikte uçtuğu gözetleyici Hasan Basri Bey ile birlikte 1 Eylül tarihinde bir Yunan uçağını da düşürmeyi başardı. Savaşın son günlerinde düşmanın bozguna uğradığı ve çekildiği bilgisi de yine Vecihi Hürkuş'un pilotluğunu yaptığı uçağın keşif verileriyle doğrulandı. Yavaş yavaş toparlayacağız artık buradaki konuklarımızla birlikte. Polatlı Belediye Başkanı Muhsin Kızılkaya ve Kadim Koç, buradaki Anıtlar Merkezi'nin koordinatörüyle birlikteyiz. Bir iki anekdot var, belki bunların da ayrıntılarını almakta yarar var. Bunlardan bir tanesi 77'lik top mermileri. Buyurun Kadim Bey. Evet, burada mühimmatta sıkıntı çektiğimiz gibi silah ve cephanede de farklılıklar var. Askerimizin elinde aslında çok değişik silahlar var ve değişik mühimmatlar var. Bu top mermileri de öyle. Bazı top mermileri silahlarımızın çapına uymuyor. Çapına uymadığı için de bu top mermilerini yeniden o fedakar işçilerimiz, ustalarımız onları torna tezgahından geçirerek topların çaplarına... Ama doluyken yani 2 evet, milim evet, torna evet, ediyorlar ama mermi dolu bir patlasa, bir tanesi patlasa düşünebilir misiniz? Aynen. Bir mühendis yanılmıyorsam onlar için özel torna tasarlıyor. Evet. Yani Refet Bey hatta şaşırıyor nasıl halledecekler diye. Oturup karar veriyorlar ve böyle yapıyorlar. Büyük bir fedakarlık. Tabii gerçekten. Yalnızca bu top mermileri de değil, aynı zamanda uçaklar da öyle. Erzurum Nafiz Bey 2 tane uçağı İtalyanlardan alıp getirdiğinde bunları parçalar halinde getiriyor ve bunları Malıköy'de yine makinistlerimiz çırak ışığı altında birleştirmeye çalışıyor. Hatta Ali Deydip adı var. Bu konuyla ilgili bir anekdotu var. Eskişehir'de gördüğüm Ankara Kızılay yani Hilal Amer toplantısında bunu dile getiriyor. Diyor ki Eskişehir'de şu manzarayı gördüm. Kadınlarımıza bunu anlatıyor. Aslında diyor uçakların kanatları diyor patiska beziyle, Amerikan beziyle kaplanması gerekken bulamadıkları için normal bizim patiska bezi. Yalıtkanlığını elde edebilmek için diyor emayit denilen bir madde sürülmesi gerekiyor. Onu da bulamadıkları için kazanlar kurulup içine hayvan paçaları, yumurta akları, patates kabukları atılarak, karıştırılarak pelte elde edilip bu pelte şeylere sürülerek, kanatlara sürülerek yalıtkanlığı elde ediliyor.
bu kadar yoklukla savaş kazanılmış. Sayın Başkan, sizin bu konuda ekleyeceğiniz var mı? Mesela üniformalar enteresandır. Ankara'da dikim evi kuruluyor. Bugün hala vardır oraları. Renk beyaz, işte patiska. Ne yapalım? Ceviz yapraklarını kaynatıp onun içerisine sokup biraz haki bir renk elde etmeye çalışırlar. Buyurun, sizin ekleyecekleriniz var mı? Ben yavaş şunu, yavaş tabii, mesajları şunu da demek isterim. Tabii ki biz Polatlı olarak bu büyük destan ev sahibi olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Haymana'yı da unutmayalım. Onu diyecektim. Tabii bu destan aynı zamanda iki kardeş şehir olan Polatlı ve Haymana topraklarında geçiyor. Zaten Haymana ile Polatlı iç içe geçmiş iki kardeş şehir. Ben bu büyük zaferi bize armağan eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Hepsinin ruhları şad olsun diyorum. Sayenizde bir hakkı teslim etmiş olduk. Sakarya'ya önem vermiş olduk. Bir de bir yanılgı düzeltmek isterim huzurunuzda. Kamuoyunda maalesef bazen Sakarya Savaşı akla denince akla Sakarya ilimiz gelebiliyor. Bunu da bugün sizin aracılığınızla bütün ülkemiz kamuoyuna anlatmış olduk. Evet, haritayı açıp bakmakta belki yarar var. Şu ilerlerde batıya gelen yerde 3 km gider. Şöyle aşağıda Haymana'ya doğru kıvrılır. Hemen hemen 100 km yarı çapında bir alan. Evet. Çapında bir alan. Ve Papulas mesela, Yunan ordusunun başkomutanı İsmet Paşa kendisini biraz Papulas'ı tanır. Neden? Çabuk sonuç almak ister ve alamayınca da panikler. Buyurun. Evet, tabii burada bu savaşa baktığımız zaman savaşı tamamlayabilmemiz için Yunan komutanları da tanımak lazım. Yunanlarla diğer İngilizlerin ilişkilerini çok iyi, Fransızların, İtalyanların ilişkilerini çok iyi bakmak lazım. Ama buradaki Yunan komutan 27 Ağustos 1921'de aslında Uzunbeyli, Polatlı Uzunbeyli köyünde aslında esir alınacaktı. Eğer 5. Süvari Kolordu, Fahrettin Altay'ın kolordusu tarafından esir alınmış olsaydı Papulas belki de daha savaş başlamadan bitmiş olacaktı. Hatta ama bir anekdot vardır. Zamanında görüyor kurmaylarından biri, rapor ediyor. Diyor ki komutanım, Ankara'ya gidiliyor ama galiba böyle giderse siz yalnız gideceksiniz Ankara'ya. Evet, Yunan komutanlar müşerisinde, kurmaylar müşerisinde bu savaşın geleceğini tahmin edenler var. Zaten Kütahya'daki toplantıda, yani hükümetle silahlı kuvvetlerin, Yunan komutanların yaptığı toplantıda aslında Yunan komutanların hiç de istekli olmadığını görüyoruz. Ama Yunan'daki, Yunanistan'daki siyasi oluşumlardan dolayı, ihtilalden dolayı, yeniden bir şeyler yapmak konusundaki siyasi iradenden dolayı bu yola çıkıyorlar. Ama başaramıyorlar. Tabii karşılarında Mustafa Kemal gibi büyük bir komutan var, büyük bir deha var. Bu deha öyle bir deha ki bazı ülkelerin akademilerinde Mustafa Kemal'in Sakarya'daki dehası konulu dersler konulmuş. O zamana kadar görülmemiş bir taktik uyguluyor değil mi, evet, Sayın Başkan? Eskiden cephe yarıldı mıydı? Dağılırdı ordular ama her defasında en kısa zaman, en kısa mesafede durabileceği yere kadar çekiliyor ve yandaki birlikler eğer dayanabiliyorsa onlar kalıyorlar. Ne açıldıkça açılıyor Yunan ordusu, nereye gitse karşılarında Türk neferini buluyor ve büyük kayıplar, 20 kilometre kadar ilerleyebiliyorlar ve buradaki ordularını 3'te 1'ini kaybediyorlar. Evet, eriyor. Orduları eriyor. Aynı zamanda da imkansızlıklar yüzünden artık ordunun içinde isyanlar da çıkıyor. Evet. Yani Yunan askeri artık komutanlarına silah çeker duruma geliyor. Doğru. Çünkü hatta ilk esir alınan Yunan askerlerinin isteği ekmek, evet, ekmek öğreniyorlar onu da. Bu savaşın sonuçları dersek Sayın Başkan, tarihçi kimliğinize hitap. Estağfurullah. Tabii bu savaş bir defa bizim milli mücadeledeki inancımızı, direncimizi artırıyor. Cumhuriyetin kurulmasına önemli bir aşama kaydediyor. İşte malumunuz ülkemiz işgal altında, pek çok toprağımız. İşte Fransızlarla anlaşma yapıyoruz, Ankara Anlaşması'nı. Fransızlar topraklarımızı terk ediyor. İtalyanlar terk etmeye başlıyor. Dünya üzerindeki nüfuzumuz, Türk milletinin kendine olan inancı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de olaya vakıf olması sonucu artık bağımsızlık yolunda
ciddi adımlar atmış oluyor. Bir sene sonra 26 Ağustos'ta büyük taarruz. Büyük taarruz arkasından Cumhuriyet. Evet, Yunanistan'a etkileri, krala haber yolluyor Bursa'da o sırada büyük şok yaşıyorlar. Çekiliyorum diye. Tabii buradaki başkomutan Papilos defalarca başbakana mesaj gönderiyor. Yani artık tükendik, çekilmemiz gerekiyor falan. En sonunda başbakan Papilos'a diyor ki evet diyor ki tamam diyor askeri gereği neyse onu yapın diyor. Ve onlar da çekilmek zorunda kalıyor. Ama daha sonra Yunanistan'da çok büyük etkileri neden oluyor. Birçok komutan yargılanıyor, idam ediliyor ve aslında bunlardan biri de Papulas'tır. Evet. Anastasianis Papulas. O daha sonra 30'lu yıllarda kral karşıtı. 30'lu yıllarda bir darbeye karışmak suçuyla idam ediliyor. Evet. Ve daha sonra da işte 30 Ağustos'ta başlıyor. 9 Eylül'de o Yunan ordusu denize gerçekten kelimenin tam anlamıyla denize dönüyor. Evet, bizde en önemli etkisi bence yani buradaki Türk insanı üzerindeki o psikolojik çıta aşılıyor. Aşılıyor bence. Artık bundan sonra, bu savaştan sonra hep geri çekilmişiz yıllardır. Özellikle de Balkan hizmetinden sonra güvenimizi iyice kaybetmişiz. Tükenmişiz. Bu savaştan sonra artık taarruz edebileceğimizi, ileriye doğru gidebileceğimizi kavrayabiliriz. Efendim çok çok teşekkür ederiz birlikteliğiniz için. Çok sağ olun. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Bir örnek verelim. 16 Eylül 1921. Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu zafer dolayısıyla bir konuşma yapar. İçeriğini isteyenler gündemle bağdaştırabilirler. Şöyle diyor Mustafa Kemal Paşa. Efendiler, bütün cihanın bilmesi lazımdır ki Türk halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti uşak muamelesine tahammül edemez. Her medeni millet gibi varlığının, hürriyet ve istikbalinin tanınması talebinde kesin olarak ısrar etmektedir. Ve bütün davası bundan ibarettir. Efendim, lütfen artık bir milli park olan bu Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği yerlere gelin. Kanlı vuruşmaların olduğu tepelerde, mevzi diye oluşturulan o taş duvarlarda, her taşta vatanseverliğin tırnak izlerini görün. Lütfen süngüyle, süngü yokluğunda, dipçikle, elle boğuşmanın bıraktığı havayı soluyun. Bu ülke bizimdir duygusunu hissedin. Belki rüzgarın pek eksik olmadığı bu yerlerde şehitlerimiz size de bir şeyler fısıldarlar, kim bilir. Hoşça kalın. Lütfen. Cumaları ne yapar? Haftanın enlerini. Zaman hızlı, bilgi anlık. Hayat teknoloji dünyasının ekseninde dönüyor. Gündem adeta internetin sarmalıyla şekilleniyor. En çok neler konuşuldu? En çok hangileri takip edildi? Hepsi anında önümüze düşüyor. Günlük konuşmaların, tartışmaların odağı haline geliyor. Haftanın yoğunluğunu, yorgunluğunu geride bırakalım. Biraz olsun rutinin dışına çıkalım. NTV.com.tr'yi kaynak alarak hazırladığımız En Hayat başlıyor. Güray Avşar'la En Hayat, Cuma 22'de NTV'de. Vaillant yoğuşmalı kombi ailesi sunar. Vaillant, evimin konforu. Batı kesimlerde sıcaklıkta biraz düşüş olsa bile aşırı sıcaklar 6 gün daha kalacak. Sıcaklık Anadolu'da rekor seviyelere yakın. Ayın 20'sinden itibarense artık havanın serinlemesi ve yağmurların gelmesi bekleniyor.
İstanbul'da sıcaklık biraz düşüyor, 29 derece. Perşembe günü Poyraz sert ve serin esecek. Ancak sonraki günlerde hava yine çok sıcak ve güneşli. Ankara'da sıcaklık ortalamanın çok üzerinde, 33 derece. İzmir 34 derece. Çarşamba günü kentte sert rüzgarla bir günlük serinleme olacak ama sonraki günler yine çok sıcak geçecek. Bursa 32 derece iniyor. Antalya'da 32 derece olan termometre değeri yüksek nemle 37 derece hissediliyor. Marmara'da bu iki gün sıcaklık biraz azalıyor. Edirne ve Balıkesir 32, Sakarya 30 derece. Perşembe Poyraz serinlik verecek ancak sonraki günlerde hava sıcaklığı yine çok yüksek. İç Anadolu'da sıcaklık Eylül ayı için rekor seviyelere yaklaşıyor. Perşembe günü birkaç derecelik düşüş olsa bile bir hafta daha aşırı yüksek 33-36'lar civarında. Ege'de rüzgarlar yine hafif, Bodrum ve sahiller 33-34, Denizli 34, Afyon 31 derece. Bölgede sadece çarşamba günü rüzgarlar serinlik verecek. Sonrasında hava yine çok sıcak ve zayıf rüzgarlar var. Akdeniz'de sıcaklığın yanı sıra nem de yüksek olduğundan hissedilen sıcaklık Marmara kıyıları boyunca 37 dereceyi buluyor, Adana ise 36 derece. Güneydoğu'da da Diyarbakır 38, Şanlıurfa 40 derece. Doğu Anadolu bir hafta daha çok sıcak ve açık. Erzurum 32, Van 29, Malatya 36 derece. Bölgede uzun zamandır yağış yok. Karadeniz'de kurak bir dönem. Hava bol güneşli. Bolu 33, Samsun 32 derece. Trabzon 31 derece. Perşembe günü sert esecek rüzgarlarla 5 derece serinleme olsa bile hafta sonu hava yine ısınıyor. Vaillant yoğuşmalı kombi ailesi sundu. Vaillant, evimin konforu. Motor sesi, ona müzik geliyor. Ama her kusuru da anında görüyor. Kimliğini 35 senedir koruyan bir otomobil. Sabret 3. programında en son modelleri deniyor. Sıfırdan 100'e, pazar akşamı 18.15'te NTV'de. İyi günler. Ekonomi haberlerine motorlu kara taşıtları istatistikleriyle başlıyoruz. Temmuz ayında trafiğe 128 bin araç daha kaydoldu. Ve gelinen rakamlara araç sayısı böylece 21,7 milyon seviyesine ulaştı. Bir önceki aya göre artış %34, yıllık değişim %41 olarak gerçekleşmiş. Araçların türüne göre dağılımına bakıldığında aslında hep böyle benzin, motorin zam veyahut da indirim haberleri daha fazla kulak kabartılan haberler olur ama asıl dikkat edilmesi gereken LPG'li araçlar. Çünkü trafikte en fazla LPG'li araçlar var. 100 araçtan 38,7'si yani neredeyse 39'u LPG'li. Onu dizel, benzinli ve bilinmeyen demek de ruhsatta kaydı olmayan anlamına geliyor. Yoksa yakıt türü o anlamda bilinmiyor değil. Araçlarına bakıldığında, daha doğrusu renklerine göre bakıldığında zaten görünen köy mantığıyla istatistiksel olarak rakamlara dönüşmüş halini biz size aktaralım. Her 100 aracın 60'ı beyaz. Geri kalan da diğer renkler işte gri, siyah, kırmızı diye gidiyor. Diğerlerinin işte bu 4 rengin dışındaki %10 bile değil araçların dağılımına bakıldığında. Bir önemli haber daha var, o da doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili. Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut açıkladı. Biz de o açıklamalardan yola çıkarak bir tablo yaptık. Bakın 2016 yılında Türkiye'ye 12,3 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleşmiş. İlk 6 ayda bu yılın 5 milyar dolarlık bir yatırım var ki başkan da diyor ki bu yıl geçen yıldan daha iyi olacağını ümit ediyoruz dedi. Bu arada bunu destekleyen bir haber de geldi. Avusturyalı bir şirket Türkiye'ye 1 milyar liralık yatırım yapacağını açıkladı. Avusturyalı Prince Horn bünyesindeki Hamburger Container Board Kütahya'da kağıt fabrikası kuracağını açıkladı. Fabrikanın 2020 yılında tamamlanması beklenirken 500 kişiye de istihdam sağlaması planlanıyor. Fabrika şirketin Türkiye'deki ilk sıfırdan yatırımı olacak. Daha önce iki fabrika daha satın alarak Türkiye'de faaliyetleri bulunan bir şirketten bahsediyoruz. Borsaya bakalım. Borsada endekste %0,22'lik prim var. Borsa Genel Müdürü Murat Çetinkaya'nın açıklaması var. Hep
endeksten 2-0 atılması, daha doğrusu 0 atılması gündemdeydi. Kaç tane 0 konusunda netlik yok. Hala yok. Teknik çalışmalar devam ediyor ama genel müdür diyor ki Çetin Kaya, biz sıcak bakıyoruz diyor. Yani eğer öyle olsaydı endeks 1093 virgül diye bundan sonra okunacak olacaktı. Dolar 3.4408'de hafif bir yükseliş var. Euro 4.12'de altında 1331 doların üstünde işlem giriyor. Bakalım kapalı çarşıda altın fiyatlarında bir değişiklik var mı? Hafif var. Gram altın 147 liradan çeyrek 243, yarım 488, Cumhuriyet altında 987 liradan işlem görüyor. Şimdi ülkenin petrol ve doğalgaz gelirleriyle yabancı ülkelerde hisse senedi, tahvil ve emlak piyasalarında yatırım yapan Norveç Varlık Fonu tam 1 trilyon dolar büyüklüğe ulaşarak bir ülkede imza attı. Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu kendi ülke gayri safi yurt içi hasılasının 2,5 katı büyüklüğe ulaştı. 1990 yılında petrol ve doğalgaz gelirlerinden gelecek nesiller için tasarruf yaratmak amacıyla kurulan fonun değeri 1 trilyon doları aştı. 2016 sonunda 900 milyar dolar olan fonun büyümesinde küresel piyasalardaki olumlu havanın yanında euronun değer kazanması da etkili oldu. Dünyanın en büyük fonunun 77 ülkede tam 8.985 şirkette yatırımı bulunuyor. Dünya genelinde yatırım yaptığı şirketlerin %1,3'ü, Avrupa'da yatırım yaptığı şirketlerin ise sadece %2,3'ü halka açık. Fonun yatırımlarının %65,1'i hisse senetlerinden oluşurken %32,4'ü sabit getirili yatırımlar, %2,5'i ise halka açık olmayan gayrimenkul yatırımlarından oluşuyor. Fon Türkiye'de de 48 şirketin hissedarı. 2016 sonu verileri itibariyle Norveç Fonu'nun Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon Bitcoin konusunda uyardı. Dimon, Bitcoin bir dolandırıcılıktır dedi. Ünlü finans yöneticisi kripto paranın sonunun iyi olmayacağını belirtti. Dimon, eğer bir çalışanımız Bitcoin işleminde bulunmaya başlarsa bir saniye bile düşünmeden onu işten çıkarırım. Bitcoin bizim kurallarımıza aykırı diye konuştu. Bu arada hatırlatalım, Çin'de yerel borsalarda Bitcoin kullanımını yasaklamayı planladığını açıklamıştı. Ve reel para, okula dönüş süreci öğrencilerde heyecan yaratır ama velilerde de telaşa neden olur. Bunun nedenlerinden biri de okul öncesi alışveriş harcamaları. Yapılan araştırmaya göre her 100 veliden 67'si çocuğu için yaptığı harcamayı kendi gelirinden karşılayabiliyor. 2017-2018 eğitim öğretim sezonu başlarken okul öncesi harcamaların velilere maliyeti 15 milyar lira oldu. Marketing Türkiye'nin araştırmasına göre okula hazırlık için yapılan bu alışveriş bir yıl içinde yapılan tüm alışverişlerin %16'sına denk geliyor. Harcamaların finansmanına bakıldığında ise velilerin %67'sinin harcamaları kendi gelirleriyle karşıladığı görülüyor. Her 100 veliden 19'u ise çocuklarının okul alışverişi için ya kredi kartına borçlanıyor ya da bankadan kredi alıyor. Velilerin %14'ü de yakın akrabalarından destek sağlıyor. Harcama kalemlerindeki en büyük payı ise kitap kırtasiye oluşturuyor. Her 100 liralık harcamanın 47'si bu kalemde yapılırken giyime 41, eğitim amaçlı oyuncaklara da 12 lira harcanıyor. Velilerin alışveriş için en fazla tercih ettiği yerlerin başındaysa %59'da çarşı pazarlar geliyor. Her 100 okul alışverişinde AVM'leri tercih edenlerin oranı ise 35. 100 kişiden 5'i internet, 1'i ise okul mağazalarını tercih ediyor. Araştırmaya göre alışverişlerde karar verici kadınlar. Her 100 öğrenciden sadece 14'ü alışverişlerde kendi tercihlerini kabul ettirebiliyor. Araştırma okul tercihlerinde velilerin önceliklerine de yer veriyor. Devletin özel okullar için ailelere verdiği teşviğe rağmen her 100 aileden 91'i çocukları için devlet okullarını tercih ediyor. Çocuklarını özel okula gönderenlerin oranı %9 olurken bu okulların tercih edilmesindeki en büyük neden olarak görece daha yüksek eğitim kalitesi gösteriliyor. Havalimanlarında kısa süreli otopark sorunu.